Merhaba arkadaşlar, Plants vs. Zombies'in yeni bölümüne hoş geldiniz. En son Survival'a başlamıştık. Geçen bölümde Survival Day'i bitirmiştik. Survival Fog'u açmıştık. Bu bölümde de Survival Night'la devam edeceğiz. Ama önce Zen Garden'ımızdayız tabii ki. Bu arada geçen bölümden sonra Zen Garden'la ilgili araştırmamı sonunda yaptım. Ve öğrendiğim bilgileri şu an sizinle paylaşacağım. Bunları bir kere beslediğimizde, yani 3 kere galiba suluyoruz. Ondan sonra da bizden bir şey istiyorlar. Fıs fıs veya gramofon dinlemek istiyorlar. O işi yaptıktan sonra parıldamaya başlıyor bitkiler. Ve artık bütün gün boyunca gece 12'ye kadar bize bedavaya para üretiyorlar. Eğer oyunu yanda açık bırakırsanız işte parayı siz manuel olarak da toplayabilirsiniz. Veya buradaki salyangoza da toplatabiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum var ki bu salyangoz çok kısa süre sonra şey oluyor, yoruluyor ve yeniden uyumaya başlıyor. Onun uyumaması için de ona çikolata verebiliyorsunuz. Ulan hepsi de fıs fıs istiyor ya. Sen? Yuh, soyulduk. Bu salyangoza verdiğimiz çikolatalar da ne yazık ki marketten alınamıyor. Sadece onu da ekstra modları oynayarak şansına düşürebiliyoruz. O yüzden bu çikolatalar sınırlayıcı faktörümüz. Zen Garden'la ilgili bilmemiz gerekenler bunlar gibi. Onun dışında şunların büyüyebileceği başka yerler de satın alabiliyoruz mağazadan. Bakalım, şurada 30 bine mantarların büyüyebileceği bir alan veya su bitkilerinin büyüyebileceği bir akvaryum satın alabiliyoruz. Zen Garden bilgilerimiz bu kadar. Şimdi gece bölümü için nasıl bir kombinasyon yapacağız onu düşünmemiz lazım. Bu sefer de ateşli bir kombinasyon yapalım gibi düşündüm. Şunu şey bölümlerine saklamak istiyorum. Havuz bölümlerinde bu daha iyi olur bence. Havuz bölümüne geldiğimizde neden öyle düşündüğümü konuşuruz unutmadıysam hala. Başka kullanmak istediğim bir şey yok gibi. Belki şunu deneyebiliriz, bunu da satın alayım. Şu mantarlarla başlayacağım güneş üretmek için. Sonra ay çiçeklerine geçip onları ikiz ay çiçeği yapmayı deneyebilirim zaman yeterse. Belki bir ara magnet de koymaya başlayabiliriz. Magnet de fena olmaz. Bakalım, şimdilik şöyle başladım. Bedava mantarlardan bol bol koyacağım. Yerde şey çıkmasını beklemiyordum. Bilseydim. Mezarlık şeyinden alabilirdim. Mezarlık yiyiciden. Bu arada arkadaşlar, son videodan, kanaldaki Little Nightmares videosundan sonra bilgisayarımda bir sıkıntı çıktı. Artık çözülemeyecek bir sıkıntı. O yüzden yeni bir bilgisayara geçtim. Videoların kesilmesinin sebebi de oydu. Bu önümüzdeki birkaç hafta daha sık video atacağım. Sonrası için daha plan yapmadım ama herhalde videolar daha sık gelir artık. En azından birkaç ay için. Onun dışında çok da değişen bir şeyimiz yok. Bu arada şu şekil değiştiren arkadaş bayağı yararlı, gördüğünüz gibi. Normalde bedava mantarları dizmek zaman alıyordu. Tek sıkıntımız şu şeyler. Mezar taşlarım. Güçsüz olan yerlere şu ikili atandan koymaya başlayacağım. Ayçiçeği işine girsem mi emin değilim. Çünkü bunları geliştirmek için de para harcamamız gerekecek. Yani paraya ihtiyacımız var, o yüzden ayçiçeği içine girmeli miyiz, yoksa tam tersi paraya ihtiyacımız var, o yüzden ayçiçeği işine girmemeli miyiz? Ondan tam emin değilim. Thank you.
çıkacak yalnız. Bakın bedavalarla halledebiliriz ama. Hallettik. Mezar taşları neden çıkmayacak gibi düşündüm bilmiyorum da unutmuşum direkt geldiklerini. Oo, hızlı başladı bu sefer. Ay çiçeği işi kalsın ya. Zaten 250 istiyormuş. Bence yapabiliriz bu işi. Diken işine başlayabilirim belki. Diken güzel olabilir. Bomba, diken. Dikenden önce mıknatıs güzel olabilir. Şu dikenleri sonraki ellerde biraz daha yoğunlaşacağım. Onun yerine ateş alalım. Bir tane de bomba alalım. Şu an daha güzel duruyoruz. Bal kabağımız var savunma için. İki tane bombamız var. Şu an bir sıkıntı göremiyorum. Hadi bakalım. Şuna bal kabağı koymak çok istemiyorum. Çünkü önüne bir tane tolnat, arkasına da bir tane diken nihai savunmamız olur gibi hayal ettim. O yüzden şu an bir şey koymadan yaşayabilirsek çok güzel olur. Az kalsın gidiyordu bu arada ama kurtardık. İstediğim kadar şey yapamadık. Bir bomba kullanmak zorunda kalabiliriz bu elde. İstediğim kadar gelişemedik. Mezar taşlarından kurtulduk en azından. Şu an tek baktığım şey mıknatıslarımın gitmemesi. Ben buraya bir tane şundan atayım. Güzel. Dediğim gibi tahmin ettiğimden biraz daha yavaş kaldık ama sıkıntı yok. Tolnatı artık alalım. Önüne diken. Şu ateş şeyinden koymaya başlayalım. Şu işe de bunu niye koyayım ki? Bunu koymak çok mantıksız geldi şu an. İki tane yerine dört tane atacak bezelye atıcılarım. Onun yerine bir tane daha bundan koysam zaten dört tane atıyorlar. Ya anlıyorum, bunun tek yerde olması avantaj ama benim için o avantaja daha gerek yok. O yüzden şunu koymak daha mantıklı. Çünkü bunu hatırlarsanız geliştireceğimiz bitkinin üstüne koyuyoruz. Bunun gelişmişi bu. 2'yi 4'e çıkarmanın çok bir mantığını göremedim. Bombalarımızdan alalım. Başka neye ihtiyacım olabilir? Şu ateşten bir tane daha alalım. Dolum süresi azsa belki işimize yarayabilir. Şunu hemen aradan çıkaralım. Tolnatı da aradan çıkaralım. Şuraya bir de ateş koyalım. Mıknatısımız sıkıntı yaşamasın.
En zayıf yerimizi tespit etmeye çalıştım ama çok bir şey bulamadım. Kilitlendim kaldım gerçekten etrafa bakarken. Bayağı yemişler ya. Atış gücümüz iyi değil demek ki. Her yeri doldurduk. Aa şey çıkıyor yine de. Nasıl gitti? Her yeri doldurunca mezar taşı çıkmaz sanmıştım ama çıktı vallahi, acımadı. Hoş olmadı. Hoş olmadı. O zaman dikenleri kaldıracağım ya. Tolnatımız gitti mezar taşı çıktığı için. Hiç hoş değil. Tam güzel sistem kuramadık ya. Şu ateşlerin bir adım daha önde olması daha güzel olurdu. Onu düşünemedim. Böyle dümdüz gelecekler gibi düşündüm. O yanlış oldu. Tolnatlar çok zarar görüyor. Demek ki iyi ateş edemiyoruz. Paramız sıkıntılı. Parayı zor yetiştiriyoruz. Dikenler kötü bir tercih oldu. Diken işinden döneyim ben yol yakınken. Başka ne lazım? Mıknatıs. Bir de bal kabağı alabilirim belki. Çok hasar aldığımız için yardımcı olabilir. Dikenleri son tura gelene kadar tutabilirim. Güneş kaçırdım. Güzel. Bir önlerde bir yeri boş bırakabiliriz. Bir tane şey çıkıyor galiba.
çok fazla mezar taşı çıkarmıyorlar. Taşlardan birini kaybedebiliriz. O biraz sıkıntı olabilir. Güzel. Şu taş gitti ama yenisi gelir. Biraz toparladık. Bir tane daha mıknatıs koyacağım galiba. Şuraya da mıknatıs iyi gider. Hatta belki şuraya bile koyabiliriz. Çünkü mıknatıslar yetişemiyor. Şimdi bir de kapı zombi eklendi. İki mıknatıs bence güzel olur. Başka bir şey lazım değil gibi. Ne alsak ne alsak. Ha, şunu unutmuşum. Tamam. Güzel. Şuraya hemen taş koymamız lazım. Mıknatısları da koyalım. Ne kadar erken o kadar iyi. Şunları da koyalım. Şuraya da mıknatıs koyalım. Merdiven zombi gelirse ama çok sıkıntı olur. Şuna bir merdiven dayadığı zaman bizi zora sokar. Önüne bir tur daha tolnat çekmemiz gerekebilir o zaman. Mıknatıslar hala yetişemiyor bu arada. Yeme, yeme. Dansçıyı öldürmekte de zorlanıyoruz. Bazı büyük sıkıntılar var. Burada ikinci sırada bir tolnatımız gidici. Ha, bitti. Ya tam da işler iyi kolaylaşmaya başlamıştı. 5'te bittiğini yine unutmuşum. Daha uzun sürecek gibi geliyor. Bu sefer neyi açtık? Çatıyı açtık. Güzel. Bu bölümlük bu kadar diyelim arkadaşlar o zaman. Dediğim gibi bu sefer artık yani başıma bir şey daha gelmezse videolar hızlı gelmeye devam edecek. Sonraki bölümde Plants vs. Zombies için havuz bölümünü oynuyor olacağız. Ama ondan önce büyük ihtimalle Little Nightmares'e bir video daha atarım. Bu bölümlük bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakmayı unutmayın ve hoşça kalın.